Videoya hoş geldin. Bugün ajanları en iyiden en kötüye doğru sıraladığım bir liste yapacağım. Haberiniz yoksa tier list deniyor buna. O demek yani. Bunlar tamamıyla benim fikrim. Bazıları herkesin fikridir büyük ihtimal diye düşünüyorum. O yüzden yorumlarda tabii ki fikirlerinizi belirtmenizi isterim. Tartışmamız gerekiyor bence de. Ama yorumlarda saçma sapan, karşı çıkan direkt böyle sen anlamıyorsun, bilmiyorsun, söven mi falan böyle insanlar olursa zaten YouTube engelliyor, görmüyorum bile anasını satayım ama görürsem ben engellerim YouTube'dan önce zaten. Yani kısaca sizi eğer farklı fikirleriniz varsa yorumlara bekliyorum. D'yi kullanmadım çünkü oyunda o kadar kötü bir ajan yok. Her ajan her zaman kullanılabilir ve her zaman iş yapabilir bir ajan çünkü Valorant böyle bir oyun. O yüzden çok da önemsemeyin bunları. İstediğinizi oynayın kısacası. Zaten videoda anlatıyorum. Neyse çok oyalamayacağım. İyi seyirler. Liste yapmaya başlıyorum. O bayan Astra. Şimdi Astra smoke atan ajanlar arasında en güçlü ajan net olarak. Yani diğer ajanlara baktığımızda smoke atan Astra kadar iyisini göremiyoruz. O yüzden bir kere hepsinin arasında kesinlikle Astra birinci. Diğer ajanlara göre düşündüğümüzde çekmesi süper. Atakta da defansta da müthiş. Tanı. Ultisi gayet fena değil. Ultisi güzel gayet. Ama olmazsa olmaz değil. Osplant'e kalındığında Astra kadar korktuğum bir ajan yok benim. Viper lineup'ıymış, bilmem neymiş, Molotov. Astra bir oturuyor yere. Hadi bakalım. Yere iki tane top koyuyor. Ne yapacaksın? Yalayacaksın mı topları? Yiyeceksin mi? Yeri mi yiyeceksin? Ne yapabilirsin yani? Duramıyorsun da. Tam çözmeye oturuyorsun çekiyor. Tam çözmeye oturuyorsun kafana bir tane tepeden tak bir şey takıyor. Dutstan yiyorsun. Sonra çıkıyor vuruyor yani. Mümkün değil. Astra varsa Osplant imkansız. Astra takımımda her zaman gördüğüme mutlu olacağım bir ajan. Nereye gideceğini anladınız artık zaten. Astra oyundaki en güçlü ajan olabilir bence. Belki. Yani o ilk 3'te en son düşüneceğiz bunu en güçlü hangisi. Astra'yı baştan sona doğru koyuyorum çünkü. Astra'yı koyduğumuza göre ikinci Breach. Çok iğrenç kanser bir ajan. Böyle çok güçlü değil ama karşıma geldiğinde bu flash'ından kaçamıyorsun. Mümkün değil. Yani... Tam geliyor böyle kafanı çeviriyorsun ama yani ekrandan çıkıyor yine de yiyorsun. Ben bilmiyorum anasını satayım yine de yiyorsun ya. Mümkün değil çıkamıyorsun anasını satayım. İğrenç bir şey. Çok kötü lütfen silin oyunda. Üstüne C'si çok büyük bir problem değil. Yani olabilir. Hoş bir skill bence. Çok da problem olmuyor bence. Stun'ı bazen kanser olabiliyor. Özellikle tam böyle defansta pushlayacaksanız da o da böyle müneccim, devamını söylemek istemiyorum. Bu videoda küfür etmeyeceğim. Ama müneccim birisiyle öpüşmüş olabilir. Senin çıkacağın yere E atarsa o çok kötü. Onda ölüyorsun ya böyle. O beni böyle bir ağzımda böyle ekşi bir tat böyle bok. Bok mu yedi? Bok tadı. Ultisini düşünmek bile istemiyorum. O sesi duyduğunda düşünsene şimdi hayal et. Fight'tasın, defanstasın. Gayet rahat rahat. Sonra bir bakıyorsun birisi orb alıyor. Diyorsun ki orb alıyorlar beyler buradalar. Sonra yukarı bir bakıyorsun. Bat. Breach'in arka planı parlamaya başlıyor. Bak sırtım ağrımaya başladı bir şeyler oluyor. Lütfen silin. Kısacası Breach çok kanser bir ajan. Ama çok güçlü mü? Yani katkısı çok yok. Kendi flash'iyle pikleyebiliyor. Takımında da flash tabii ki. Diğer ajanlara oranla takıma katkısı yok demek istiyorum. Çünkü yoruma birkaç zeki kişi gelip ne anlıyorsun lan sen Breach'in nasıl takıma katkısı yok? Ultisi var, stun'ı var, blablabla. O kadar da biliyoruz lan. Tabi bir zahmet var. Jett'in de var o zaman. Al smoke atıyor yanınızı. O kadar çok yok. Birazcık kişisel böyle hani defansta pushlayan ilk alan bir ajan gibi. O genelde öyle oynanıyor. Ultisi dışında. Ultisi sayede kesin sokuyor. Ultisi çok iyi. Neyse. A değil. Ama B'ye de çok haksızlık gibi geliyor. Bak yine sırtım. Breach main'ler. Aranızda Breach main varsa bak. Videoyu kapağı izleme. Breach main varsa izleme lan. İstemiyorum. Seninle konuşmak bile istemiyorum. Breach main sen zaten. Sosyal güvenlik numaran 3 falan senin yani. B'ye koyuyorum. Şu anlık. Belki değişebilir. A ile B arası ama B'nin başlarında gibi. Map'e göre değişiyor bu arada bu. Bazı map'lerde Breach çok daha iyi. Bazı map'lerde Breach A. Bazı map'lerde B. Ahmet Kaya. Brimstone. Yani anlamayan varsa. Çok benziyorlar. Şimdi geldik. Sıkıntı yere geldik. Burada bazen benimle karşı görüşü olan insanlarla denkleşiyorum ama söylüyorum. Brimstone kötü bir ajan. Hayır demiş olamaz bunu. Brimstone çok iyi bir ajan değil. Çünkü neden? Diğer smokeların yanında birazcık kötü kalıyor smokeları. Global olmaması smokelarını. Mesela A'dan B'ye smoke atamıyorsun. C'si çok bir işe yaramıyor çoğu zaman. Çünkü hızlı ateş etmek çok opsiyonel. Yani her yerde olacak bir şey değil. Zaten kafa atıyorsun ölüyor çünkü çoğu zaman. Bak ağzım kurudu. Şimdi yine Brim mainler gelip bana dövecek ya. Erikli yap bir kıyak be. Çok iyi bir ajan değil. Brimstone'un tek sevdiğim yer Fracture map'i. Çünkü
3 smoke'unu aynı anda atabilmesi tek iyi yanı diğer smoke'lara oranla. Smoke'ları 3 tane atabildiği için Fracture'da güzel bir ajan bence. Hem de 2. ünlüsünü kırabiliyor. Bu açıdan iyi. Ultisi de güzel bir ulti, fena değil. O yüzden birimi B'ye koyuyorum. Üzgünüm. Bu arada D yok galiba. D tier bir ajan yok oyunda. Üzüm Viper'ın götüne çarptı bir an. Chamber. Ben oynadığımda burada. Yabancısını falan kullanamıyorum. Alışık değilim. Çok kötü geliyor. Çok tuhaf geliyor. Ama normalde Chamber burada abi. Obayana Astra'nın önüne geçmez. Niye Obayana diyorum ben bunu ya? Niye Obayana bana bakıyor ya sürekli? Astra'nın önüne geçmez. Ama yani S olduğu kesin. S tier kesinlikle. Bunun tartışması yok ya. Yok yani. Hele şu an e-sporda kullanımı o kadar iyi ki. Bir hem ekonomiyi düzenliyor. Operatör kullanabilen nadir ajanlardan birisi. O kadar başka bir özelliği yok. Tuzakları da güzel. Ultisi çok güçlü. Bedavadan bir operatör. Operatörden daha iyi. Kesinlikle S. Bunun kaçarı yok. Düşük elo'daysanız belki burada bile olabilir hatta ama. Söyleyeyim yani. Ama iyi oynayan biri için korkuyorum biraz. Videoyu durdurmam gerekiyor şu an. Abone olmadığını fark ettim çünkü. Abone olursan çok teşekkür ederim. Seni şu an esir almışım gibi düşün bu videoda. Okulu teröristler bastığında hayal ettiğin o ne yaparım diye olan senaryolarmış gibi düşün bunu da. O yüzden abone olur musun videoyu beğeniyorsan şu ana kadar? Çok teşekkür ederim abone olduğun için. Çok sağ ol. Videoyu da beğenirsen bir de üstüne like atarsan eyvallah, çok sağ ol. Tamam, bir dahaki videoda ismini okuyacağım senin. Çok teşekkür ederim abone olduğun için. Anime kızı. Evet, Jet anime kızı. Herkes biliyor bunun nerede olduğunu. Konuşmayacağım bir de üstüne. Burada yani. Bayağı iyi hatta, aydan yana. Keo. Benim eskiden bayağı kötü diye düşündüğüm bir ajandı. Ajan tanıtımı videomda çok iyi olduğunu söylemiştim başta. Sonra biraz oynadıktan sonra flashları çok kötüydü. Sonra flashlara buff geldi, böyle bir dedim. Ondan sonra e-sporda kullanımını gördüm. Heyo, e-sporda değilseniz müthiş bir ajan değil. Heyo, e-spordaysanız müthiş bir ajan. Ama eğer e-sporcuysan zaten bu videoyu izlemiyorsundur. Genel olarak takımınla koordineysen çok büyük bir ajan. Takımınla hiç koordine değilsen flashları takıma daha çok yarıyor. O yüzden müthiş ötesi değil ama gayet iyi. O yüzden Keo'yu A'ya koyuyorum ben. Yani e-sporda S bile olabilir belki. Çok e-spor takip eden biri değilim ama karşıda Killjoy ve Cypher falan varsa ve E'nizi tutturursanız veya ulti açarsanız o site'a girebilmek çok güçlü ve flashlar da çok iyi. Killjoy süper bir ajan. Çok güçlü bir ajan mı? Hayır. Süper bir ajan mı? Evet, çünkü oynaması çok basit. Zor bir ajan değil, kabul edin. Yani Killjoy. Belki çok iyi oynayan vardır. Çok iyi oynaması belki biraz zordur ama giriş seviyesi için gayet olacak bir ajan. Taret'i koyuyorsun, yere bilmem ne bırakıyorsun, oluyor o kadar yani. Çok güçlü mü? Çok değil. Taret'ine gelen nerf'ten sonra abartı güçlü değil. Taret'i pistol roundlarda çok güçlüydü. O yüzden A'ya koyacağım galiba. Emin değilim. S olmadığına eminim. A, böyle A ile B arasında bir tane daha bir şey olsaydı keşke. Oraya koyabilecek bir şeyim olsaydı. Çok da A gibi gelmiyor ya Killjoy. A gibi geliyor lan. Ultisi çok güçlü. Tamam, A. Epe göre. Mesela Killjoy Fracture'da kesinlikle A. Hatta S'e kayar bile. Çok uzattım. Neyse, anladınız işte, güzel ajan. Çok sanki bunlar benim fikrim zaten yani. Çok iyi oynayan vardır. Yine çok uzattım. Sus artık amına. Neon. LoL'deki Zeri. Aynı. Niye aynı bilmiyorum ki. Yani evrenlerim bağlayacak. Bu sözümü unutmayın ha. Evrenler bağlanacak bir dahaki. Bak, olacakları söylüyorum. Anlatıyorum ha. Brimstone, Killjoy. Onlar portal açacak. Gidecekler. Yeni çıkan alt şehir seti de Undercity. Zaun'un ismi. Orası Zaun. Neon main'im şu an. O yüzden bana Neon main'ler gelip bebebebebe yapamaz. Ben en çok ben oynuyorum Neon lan. Ama söylemem gereken bir şey var. Bu kadar geride değil. Yapacak bir şey yok. Bu yani benim için. Neon abartı güçlü bir ajan değil. Duruma göre A'ya çıkabilir bazı durumlarda. A lan Neon, A. A'nın sonlarında ama. A'nın sonlarında bir ajan Neon. Bence. Çok güçlü bir düellocu değil, çok eğlenceli bir düellocu. Duruma göre güçlü de olabilir ama diğer düelloculara baktığımızda öyle abartı bir ajan olmuyor. Biraz ultisi çok güçlü bazen, bazen hiç değil. Karşınızdaki neyimi iyiyse koşuyorsun, zzzz yaparken bir takıyor ağzına. Hadi bakalım, yat aşağı. Ben ulti açınca vuramıyorum abi, beni hemen vuruyorlar. Sen de bzzz yapana kadar adam seni ağzından 8 tane mermi sokar. Alırsın ben beni. Overwatch'tan Omen, Valorant'tan Omen. Üzgünüm. Omen sevenler. Çok seveni var biliyorum. Anime, çok havalı, ooo siyah, gölge. Ama ok gibi. Üzgünüm. Omen'in bir buff'a ihtiyacı var. Çünkü hiçbir şeyi doğru yapamayan bir ajan. C'ne atıyorsun. Ne güzel. Valorant 2 senelik bir oyun olduğu için acaba artık C'ne attığında insanlar anlıyor olabilir mi sesten? Fake teleport attığında anlıyor olabilirler mi bind'da? Evet, çünkü insanlar oyunu 2 senedir oynuyor. C'yi kimse yemeyecek. Önümde Omen bir yere ışınlanıyor. Nereye ışınlanıyor olabilir? Arkama, normal olarak herkes biliyor artık bunları. C'si silik. Bir yerlere çıkmak için falan yani arada tamam, çok olmasa da olur. Flash'ı süper. Flash'ın da hiçbir sıkıntı yok. Flash'ı gayet güçlü. Zaten Omen'in oynanabilme sebebi flash'ı. Ultisi bazen.
Ulti atınca herkes zaten arkaya bir yere gittiğini biliyor. Ultinin atılacağı birkaç yer var her map'te, biliyorlar yani. Bombayı almak için yerden güzel olabiliyor, spike almak için. Smoke'ları çok kötü. Yani çok yavaş smoke atıyorsun, 2 saatte gidiyor, ayarlıyorsun bilmem ne falan derken smoke'lar... Ya bu Astra varken, Obayana varken, kadın Obayana, Allah aşkına kim bunu ister ki? Bu varken bu kimse istemez. Ama ben sürekli Omen oynuyorum mesela smoke'la. Neden? Çünkü rahat bir ajan. Ama güçlü mü? Değil. Üzgünüm. Ağlayabilirsin. Yorumlara nasıl ağladığını yazabilirsin. Böyle diyebilirsin ki abi ben çok ağlıyorum şu an Omen'e kötü dediğin için. Kabullenmek istemiyorum. Ben size oynamayın demiyorum zaten. Hepsi oynanabilir ajanlar. B demek oynanamaz, kazanamazsın bile. Hayır. Bu asla bu demek değil. Astra varsa karşıda. Sen de Omen oynuyorsan dezavantajlısınız. Bu. İşte gerçek Obayana. Şimdi. Birkaç yorum geliyor karşıma benim. Genelde Duello'cularla ilgili video yaptığımda. Çünkü Felix'i sallıyorum ara sıra. Aklıma takılan bir tane en büyük yorum. Phoenix bence en iyi düellocu abi. Denesen çok beğenirsin. En iyi düellocu mu? Ya eyvallah Phoenix iyi ajan falan dersin de Phoenix en iyi düellocu ne oğlum? Phoenix en kötü düellocularından biri. Çünkü kiti çok eski. Bunu ben demiyorum sadece. Bunu sadece Phoenix oynayan, YouTube'da yüz binlerce abonesi olan Radiant adamlar var. Radiant'ta Phoenix oynayan adam. Ve adam bunu diyor. Phoenix bok gibi bir ajan. Phoenix'e rework gerek diyor. Çünkü doğru. Flash'ı çok saçma. Sağa flash atıyorsun, sola flash atıyorsun. Bu ne oğlum? Kötü bir flash'ı var direkt yani. Breach'in flash'ına bak, mis. Kayon'un flash'ına bak. Sallıyor ön yerden, önüne geldiği gibi patlıyor, gözükmüyor. Yorun'un flash'ına tepeden sekiyor bilmem ne. Bu, döndür böyle. Zaten herkes görüyor döndüğünü. Böyle yerden falan atabiliyorsun, orada yere bakıyorsun. Yere baktığın için aim'in bozuluyor. Duvarı fena değil, biraz daha uzun olması lazım. Duvarı çok kısa Soulsight için. Ya bu duvar, al. Neon var, iki tane açıyor en azından. Hem de çok uzun. İki yerde de kaybetti. Flash'ta da, duvarda da kaybetti. C'si, E'si. Molotov. Kendini heal'laması dışında rakibi atmanın ekstra avantajı yok. Ultisi çok iyi. Phoenix'in tek heal kısmı ultisi. Çok güçlü. Side açmaya çok rahat. Phoenix'in ultisi dışı kiti çok eski ve yenilenmesi gerekiyor. Yeni düellocular eklendikçe oyuna bak. Eklenen düellocular bak. Bu eklendi. Rain eklendi. Diğer Yoru'ya buff geliyor. Ya bu çocuğu bir şey yapın ya. Çok kötü değil. Şimdi bunu diyeceğim söveceksiniz. Çok kötü değil. O kadar. Phoenix iyi bir düellocu değil maalesef şu an. Oynanamaz mı? Gayet oynanabilir. Her ajan gibi. İş yapamaz mı? Yapar gayet. Çünkü arkadaşlar bu LOL değil. Kafaya sıkınca ölüyor rakip. O yüzden her şeyle iş yapabilirsiniz. Raze. Duruma bağlı olarak gerçekten güzel. Split'te, Bind'da ve belki Haven'da. Gayet güçlü. Onun dışındaki maplerde çok sevmiyorum ben. Ultisi. Genelde bir boka yaramıyor. Ultiyi açıp ölen direkt veya ultiyi açıp birden fazla kill alan nadir oluyor. Çünkü alanı çok küçük ve hasarı çok az alan içinde. Çok yakında değilsen. E'si güzel, gayet rahat temizliyor. Raze'in genel kullanım amacı diğer düellocuları oranla diğeri temizleme üstüne çok. Mesela düşün. Bind'da A giriyorsun. Lambaya bir tane C atıyorsun. Lamba temiz. Adam varsa bileceksin orada. E'ni de böyle tam o kamyonla kutuların arasında bir yere atıyorsun. Oradan pikleyemiyor insanlar. Bakacağın tek yer Heaven'a da bir tane smoke geldi mi? Hamama bakıyorsun, bu kadar. Temizleme açısından gayet güzel. Side girme açısından Satchel Jump iyi. Vurulabilirsin ama fena değil. Ulti Satchel Jump gayet güzel. Defans için ultili böyle kumar oynayıp bir side pushlamaları yapmalar, bir side'den dışarı çıkmalar falan fena değil. Ben ne anlatıyorum ki? Raze güzel. Neon'dan biraz daha iyi bence. Şurada falan. Fena değil. Güzel ajan kısacası. Severim. Reyna. Kesinlikle S-tier. Kesin. Ama son zamanlarda biraz gözümde düşmeye başladı. Kendine çok rahat yetebilen bir ajan. Düellocularında bu direkt özelliği. Kendilerine yetebilen bencil ajanlar olmaları. Reyna bu konuda çok iyi. Taşımak istiyorsanız Reyna çok rahat taşıyor. Çok iyi bir oyuncuysan Reyna direkt burada. Smurfsen falan hatta yani. Kesinlikle es. Değilsen Reyna tamamen kill'e bakıyor. Kill alamıyorsan hiçbir şey yapamıyorsun. O yüzden buna A veriyorum. Yoksa Reyna'yı çok seviyorum. Reyna oynamayı da çok seviyorum. Ama herkesin başa çıkabileceği bir ajan değil. Çünkü sürekli kill almıyorsan bir işe yaramıyor. O yüzden A'nın başına koyuyorum Reyna'yı. Sage. Attack on Titan izlemeye başladım. Evet. İkinci sezonu bitirdim. Çok güzel. Kuma gitmeye başladı. O yüzden böyle bir komik bir referans. Anlayana. Spoiler yemiş olabilirsiniz. Gördün artık lan. Anlamamışsın. Bu, ne anlayacaksın ki bundan? Bir şey yok. Çok da önemli değil. Ben de hala bilmiyorum ne olduğunu. Bir saniye gördüm o kadar. Devam ediyorum. Ne anlatıyorum ya? Sage niyeyse düşük elo'da özellikle. Her el alınması gereken böyle bir kitlenmiş her takımda olan bir ajan kafasında düşünülüyor niyeyse ama asla öyle değil. Duvarı böyle çok önemliymiş gibi. Haven mı? B'ye duvar açmalısın. Hey yoksa kaybettik gibi düşünüyor insanlar. Ulan B'ye duvar açıyorsun bir saniyede kırılıyor duvar. Hiçbir şey yaramıyor. Split'ten bir de duvar aç, bir de duvar aç. Yani çıktığında tarıyorsun duvarı. Duvar diye bir şey kalmıyor. Hiçbir şey yaramıyor duvar. Ya midi Viper çok daha rahat tutar mesela veya Killjoy çok daha güzel tutar. Sage o kadar düşündüğünüz kadar güçlü bir ajan değil. Yılı bile kötü. Agent Heal'ı 60 heal veriyor. Diğer healer ajan Sky'a göre Agent Heal'ı kötü direkt zaten. Hepiniz kabul ediyorsunuzdur.
Sage'in ultisi çok güçlü. Sage'in slow'ları gayet iyi push tutmak için. Yani takımına çok katkı takımına çok zaman kazandırabiliyor Sage. Mesela A'yı pushluyorlar. Duvar açtın A'ya. Ezan mı okunuyor lan? A'ya duvar açtın. Duvarı kırdılar hemen. Normal insanlar kırıyor çünkü duvarı bir saniyede. O yüzden çok bir işe yaramıyor duvar. Abi ezan okunuyor. Neyse duvarı kırıyorlar. Küçücük bir alandan geçecekler. Slow atıyorsun. Geçemiyorlar takımının bu arada. Gelmesini sağlıyorsun. Bu açıdan gayet güzel. Ultisi dışında... Ultisini dışarıya atıyorum şu an. Niye bilmiyorum. Öyle ultisini dışarıya atıyorum. Şurada falan bence. Müthiş bir ajan değil Sage. Beğenin başlarında bir yerde. Olmasa da olur diyebileceğimiz bir ajan. O kadar. Sage mecbur olduğunuz bir ajan değil. Ama rahat bir ajan. Oldu mu? Olur. Güzel. Sky. S değil. A'nın başında Sky. Yo S lan Sky. Hay S bence ya. Çok güçlü bir ajan. Mı. Sky S. Flashları çok güçlü. E-spor'da çok güçlü. Bir düelloji olarak kullanabiliyorsun. Ya S diyorum lan. Öyle S diyorum. Kova. Direkt. Buralarda. Bilmiyorum. Solo Q'da şurada. Şöyle koydum. Kova çok güçlü bir ajan. Kova'yı öğrenirseniz kesinlikle direkt Diamond'a çıkarsınız. Sadece Sova bilerek. Ya oyunu çok kötü oynan. Sova'kların hepsini bil böyle öğren. Kesin çıkarsın. Helikopteri yok mu? Helikopter atan ajan mı olur anasını diyeyim? Bızzz çıkarıyor kolundan. Uçuyor. Her yeri gösteriyor. Çok güçlü drone yeteneği. Yani kenarda pusan birisi varsa... Hadi bakalım yediğin götten yat aşağı bakalım oğlum bir dahaki rounda gelirsin tarzı bir şey oluyor yani. İstemiyorum lan ben bunu. Kova'dan nefret ediyorum. Biraz cringe bir ajan. Güçlü baya. Bu ne lan? Evet. Tüm gece Attack on Titan izledim uyumadım. Viper. Viper S. Çok S var. Değiştiriyorum. Seni A'dasın attık. Viper kadar güçlü değil böyle düşünce. İyi oynuyorsan... Kesinlikle S. Line-up'ları çok rahat. Direkt round veriyor yani neredeyse. Duvarı çok güçlü. Defansta da çok güçlü. Sentinel olarak alabiliyorsun defansta bu bayağı iyi. Sentinel olarak alabilmek çok iyi. Atakta da defansta da çok işe yarıyor. Ultisi bayağı bomba kurulduktan sonra takımı karşı takıma zaten bir stres yaratıyor. O bile yeter yani. Son ajanımız. Yoru hakkında ne düşünüyorum? Biliyorsunuz Yoru iyi bir ajan değil şu an. Rework'ü bekliyorum. Yaklaşık bir hafta falan kaldı herhalde rework. Allah'ım sonunda ya. Çok seviyorum lan Yoru'yu. Yoru'yu çok oynadım oğlum ben. Çok seviyorum Yoru'yu. Müthiş bir ajan. Keşke bu kadar güçsüz olmasa. Ben de sizin kadar istiyorum en az Yoru'nun güçlü olmasını. Anlamıyorsunuz. Çok seviyorum Yoru'yu. Ama değil yalan söyleyemeyeceğim kendime. Yoru çok güçlü. Süper bir ajan diyemeyeceğim. Sedat yalansa yalan de. Sorun gidin ona sorun yorumlara. O iyi der kesin. Sormayın anasını satayım. Ayak izi sesi bilmem nesi. Allah aşkına hiç yediğiniz oldu mu? Birisi son hızı sayda koşuyor. Aa gerçek herhalde. Bunu düşündüğünüz oldu mu yani? Bir normal ayak sesinden farklı bir ses biraz daha böyle tok bir sesi var. Anlaşılıyor biliyorsunuz yani gerçek olmadığı. Çok kötü lan. Bir şey yaramıyor. Bari Cypher tuzaklarına falan yakalansa. O zaman belki işe yarar. Flash'ı. Flash'ı yorunun tek iyi yönlerinden birisi hatta. Flash çok iyi. E'si. 2 saat animasyon yapıyor çıkamıyorsun bir kere. O kaçma açısından hiçbir şey yaramıyor. Kaçma için yok. Geçtik orayı. Fok sesi çıkarıyor attığında giderken. Böyle sesler çıkarıyor. Olmuyor. Onun dışında ultisi. Fena değil. Ultiden çıkıp shortiyle vurma olayı side açmada güzel. Ultisi. Zaten Yoru videom var. İzleyin işte onu ya. Orada anlatıyorum hepsini. Yoru kötü. Bu kadar. Ama rework gelince. Rework'lü halini merak ediyorsunuzdur. Düşüneceğim. Rework gelince. Buralarda falan olur bence. Şöyle. Şöyle bile. Aynen. Bence süper. Rework gelsin bütün gün Yoru oynayacağım. Bu. D ajan yok oyunda. O kadar kötü bir ajan yok yani. Çünkü her şeyi oynayabilirsiniz. LoL gibi değil. LoL'de mesela bok gibi ajanlar oynamıyorum LoL'e. Büyük ihtimal izlerken fark ettiniz ama ben editlerken fark ettim. Cypher'ı koymayı unutmuşum. Cypher'ı şu an koymuşum da videodaymış gibi hayal edin. Cypher'ı A'ya koyuyorum. Killjoy'dan bir üst D düşünün. Cypher'ın tuzakları Killjoy'dan biraz daha iyi eğer iyi biliyorsanız. Bu kadar. Öyle yani Yoru aralarındaki en olmayacak ajanlardan ama Yoru'yla bile oynayıp Radiant'a çıkanlar var. Radiant Yoru main'ler var yani. O yüzden kısacası size vereceğim mesaj sevdiğiniz ajanı oynayın. Yapmayın kimin ne dediğini. O kötü bu kötü al Yoru oyna bütün gün. Çıkarsın yine yani hiç fark etmez. Ama şöyle bir gerçek de var. Astra'yı öğrenirsen çok daha rahat çıkarsın. Sova'yı öğrenirsen çok daha rahat çıkarsın. Direkt çıkarsın yani. Tek farkları bu. Böyle düşün. Dediğin ajanı oyna ama tabii ki takıma çok katkısı olan ve tek başına bir işleri başarabilen ajanları oynamak daha mantıklı. Bu kadar. Teşekkür ederim. Bunun linkini aşağıya bırakırım yapmak isterseniz falan bilmiyorum. Öyle soran olur büyük de. O yüzden bırakırım açıklamaya. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Evet bu kadar. Görüşürüz.